Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Planet Crafter'da yine bir bölümün başında sizlerle birlikteyim. Şimdi arkadaşlar, ana yemeğe bitmiş amcamızın ya. Dur şuna bir yemek yedireyim ben. Aç kaldı garibim ya. Şimdi hocam, ne yapacağız? Öncelikle şuradan bir şunu ver bana ya. Şu ağacımızı gidip bir makinesini kurup bir ileriye şunu bir oturtalım. Sonrasında sizlere zahmet olmazsa biz bir yeni hayvan yemi ile ilgili bir deneme yapacağım. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hayvan arttırmada sıkıntı yaşamıyorum ama bitkileri ve böcekleri yükseltme konusunda bayağı bir sorun yaşıyorum. Ve bu işin çözümünün ağaçlar olduğuna inanıyorum. Olmadı. Yani biraz da şey yapacağız. Bak daha hala büyüyor alttan. Şimdi bu ağaçları ektiğimiz yerlerde temelde yeşillenme yapmıyor ise biz ne yapacağız? Bakalım şu ağacı ektiğimiz yerlere. Ama bu burada kendiliğinden çıkmamış. İlginç. Bunlar kendiliğinden çıkıyor burada. Yani bitki artıyor yani. Evet, cihazı koyduk. İçine de ağacı koyduk. Biraz da buralarda da artsın. Yeşillenme olayını daha fazla yapmak için ne yapacağım? Artık çiçek mi dağıtırım, ot mu dağıtırım, bir şey yapacağım. Şimdi gelelim şu hayvan... Hayvanlar için olan yem muhabbetine bir elimizi sürmemiz gerekiyor şu an. Bir şu yem olaylarına bir parmak atacağım. Çünkü şimdi bu yemler nedir, ne değildir? Bunların matematiğine bir el atalım. Şimdi arkadaşlar, bakıyoruz. Bakıyoruz. T1. Tamam, bunu yaparız. Bunun için T1 ele... Tamam, bir dakika. Beş tane T1'im var. Şimdi şu nadir larva bitkisel plankton C. Şöyle elimizde var olan T2'leri bir tane yapabildim zaten. Yani nadir larva üretmek için plankton C'yi almak gerekecek ve bir tane plankton C'miz var. K2 gübre falan da istiyor. Gezerek bulabileceğimiz bir şey olduğunu düşünsem çok gezeriz. Yani şöyle bir şey yapalım mı? Metanım yok ki. K2 gübrem yok, metanım da yok. Yani dışarılardan nadir larva bulmanın bir yolunu şey edelim. Şu larva üreten zamazingoyu bir alayım ben abi. Şunu. Şunu ver bana. İçlerini bir boşaltalım. Belki bize nadir larva verir. Bilemeyiz sonuçta ne olacağını. Sıradan mı lan bu? Sıradanmış bu. Yani T2 yapmak biraz adamı yorar. Öyle söyleyeyim. Şu larvaları da ben bir... Burada bir şey yok değil mi?
Abi ben bunların hepsine hayvanlara yedirsem mi ya? Şu an emin olamadım ha. Vallahi billahi emin olamadım ha. Yani şu bitkilerin artma hızı oynadı mı ya? O zaman hayvanlar nasıl cayır cayır geliyor? Bak bitkiler kıpırdamaya başladı. Bak bir kıpırdama oldu bitkilerde, dur. Yani ben iki tane daha ağaç yaparsam belki daha çok kıpırdayacak. Çünkü şu makinenin bitki arttırması 1250. Şu tohum noktasına bir bakalım abi ya. Arttırıcısından ziyade şu an şundan değil. Arama yok. Volmus da yok elimde. Şu lirma tohumuyla yapılan. Lirma harcamayalım da şu kırmızı şangayla pesterayla bir iki tane daha yapalım. Maksat farklılık, çeşitlilik. Ortamda bir çeşitlilik oluşturmak. Şimdi elimizdeki malzeme, bir dakika, onu yapabilmemiz için nitrojene ihtiyacım var benim abi. Şurada bir tane nitrojen kaldı elimde. Yani kabaklara dokunmuyoruz o zaman. Geri kalan malzemeyle ben bir hayvanlarımı besleyeyim. Fasulye topladık. Bunları bir verelim hayvancağızlara. Gördüğünüz gibi bunlar fena yiyorlar yani. Bakalım. Tamam. Yesinler üstüne ekleriz. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha, ağaç, nitrojen var mı elimizde? Etli bir nitrojen. Etli bir nitrojen daha. Yalnız bana daha fazla nitrojen lazım şu an. Aslında oğlum bu ne lan? Şuna çok fazla nitrojen tüpüm var ya. Şöyle, aklımda bir çakallık var. Şu an benim 3 tane nitrojen var değil mi elimde? Bir tane daha lazım. Belki vermiştir lan gaz çıkarıcı. 4 oldu, güzel. Şimdi dört tane nitrojen tüpünü aldık. Yukarı çıkalım abi. Şimdi çünkü süper alışım yapmam gerekecek. Şöyle alıyorum arkadaşım. Sen de gel bakayım. Orası değil, burası. Bunu ver. Bunu ver. Yine var ya bu silikon kıtlığından başımız yanacak bizim ya. Tamam, bu süper alışım için. Aa, niye buraya gidiyorsun? Yukarı çıkacaksın. Gel. Bir zeolit ver bana. Lirmaya dokunmayacağım. Ver lan şunu. Aşağı indik.
iki tane yosunum var. Bir tanesi normal gübre. Burası değil. Heh, burası. Bir normal gübre daha. Bir, iki, üç, şunu da yap. Evet, bakteriyi yaptık. Süper alışımımızı yaptık. Gel baboş. Kabak. Şu bizim ağaçlar. Mutajen lazım olacak zaten. Şöyle, ağaç kabuğu, mutajen ve şu. Hadi bize bir ağaç yap. Sen bana bir ağaç ver. Ekeceğiz. Oraya da ek, buraya da ek, şuraya da ek. En azından bitki arttırıyor bu. Böcekleri arttırmak için arı kovanı koydum ama en yüksekte arı kovanı veriyor anasını satayım. Böcekleri arı kovanı koyacağız yine mecburen. Yani bizim olay biraz mecburi istikamet gibi oldu ama ne yapayım? Elimden bu geliyor arkadaşlar. Haydi bakayım. Dizmeye devam etsin. Bu iyice bir dizsin. Alalım onu çünkü gidip ekeceğiz. Ulan bizim hayvanlar ne varsa yemiştir ha. Koy bunu da. Arada sırada T1 T2 yem yapıyorum onlara işte. Öyle idare etsinler, beni yormasınlar abi. Oo, ipeğimiz var. Ver baba. Ay, bunu almamış mıyım ben ya? Ne var lan? Şunu ver. Az kaldı, bir tohum daha. Uzaydan tohum geleceğiydi ya. Oğlum buraya kadar düştüğüne göre bu aralardan bir şey çıkması lazım. Hani boş kaya atıyorsun ya. Vallahi boş kaya atıyor ya. Bayağı yavaşmış lan. Thank you.
Yani normal eski zamanlara göre fazladan ağaç koyduk ama bakalım. Bak hayvanlar atmasına bak nasıl tık 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 yürüyor. Bitkileri de Oğuz'a getiririz. Ama böceği Oğuz'a getirmek biraz zaman alacak. Ağaç koymamın avantajı oksijen. Aynı zamanda bak. Oksijen artmadığını görüyor musun? Sımakması artıyor. Bazı madenleri bulmak gerçekten hala daha zor. Tohumum çıktı mı benim? Teşekkür ederim. Hadi gidelim ağaç koyalım. Ay maşallah her yerden ağaç çıktı ha. Şimdi burası böyle kum gibi kaldı. Niye? Neydi? Şöyle. Silikon bulunca hemen atlıyoruz abi. Silikon kıtlığı yaşıyorum ben bu oyunda. Neden acaba? Şimdi ağaç geldiyse zamanla yeşillik de yürüyecektir oraya doğru. Gırba var burada, gırba. Ulan, senin ben var ya. Ben şimdi bu neydi? Ha, şey aldık. Bunu koyduk. Parametreler ne kadar yükseldi ona bir bakmam lazım. Çok zor yükseliyor ya. Oksijen hayvan gibi gelmeye başladı da. Sıcaklık muhabbetini çözmem lazım şimdi. Ama nasıl? Devasa makineler var. Onları koyacağız. Madenlerini bulamıyoruz. Bir boy küçüğünü koymaya kalksak o da bayağı bir meşakkatli olacaktır. Bir kütle ekranını görebilir miyim? Nerede lan ekran? Heh. Yani bitkiler fena değil ama daha fazla lazım sanki. Kesinlikle daha fazla lazım.
şimdi buna daha fazla yapacağız derken bizim canımızı okuyacak bu ya. Şu makine nerede abi? Bunu zaten... Bunu yapamam ya. İki tane var bu çubuktan aslında. Da 8 tane süper alışımı nasıl yapacağım ben ya? Elimde o kadar materyal var mı ki benim? Ne var ne yok bitecek de bunu koyunca. Bir bakalım. 8 tane silikon yoksa o iş yaş. Yok. Geçmiş olsun. 8 silikon daha. Şu mahallenin çocuklarına gerçekten bazen ayar oluyorum ya. Bizim mahallede böyle işte arkadaşlar. Şimdi yerden de çıkmıyor. Şu bizim kazıcı mışığı vardı. Onda var mı acaba? Bir bakayım çıkartabilmiş mi? Sekiz. Güzel. Gel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Demir. Çok iyi. Oğlum. Şimdi o zaman ne olacak? Alüminyum için tekrar mı çıkacağız? Oğlum öbür chest boşsa var ya poku yedi ga. Hay ben senin ya. Beş tane daha alüminyuma ihtiyacım var şimdi. Olacak iş mi ya? Abi bunlar süper alışım çubuğu ve şeyi çok kullanıyorlar. Çanta kadarını aldım. Şimdi gideceğim. Şu süper alışımlarımı yapacağım. Bundan bir tane de çubuk yapacağım. Yukarıdaki çubukları alacağız. Patlıcı toz yapacağız. Diğer çubukları alacağız. Bir tane o büyük sobadan koyalım. Zaten osmiyum bulamadığımız için. Bak mis gibi oldu. Bir adet sil ikon. Tam mal bitti abi. Ne yapacağız şimdi ya? Alışım yapamıyorum ki ben. Anasını satayım böyle iş mi olur ya? Aşağı niye indim ki ben?
Biraz bitkilere destek attık. Şimdi şuraya bir soba koyalım. Onu da yaptık. Fazla bir şey yapamayacağım çünkü yine süper alışım sıkıntısı yaşamaya başladık biz abi. Şimdi bunların hepsini kumaş yapacağım abi. Evet, hepsi kumaş yapıldı. Şimdi yemek tezgahını bir kullanalım bakalım. Kakao bitkisini de getirttik ama o tohum yetmeyecek bize. Fazladan getirtmek zorunda kalacakmışım gibi bir his var içimde benim. Gel bakalım. Bak. Bak. Yani buğday tohumu kakao getirtebilirim ama getirttiğin kakaonun sana faydası ne olacak? Bak şu da satılabiliyor. 7 dünya jetonuna. Kesin şu an fasulye vardır. Bal da var bende. Dur lan. 7 tane lazım. Gel. İki. Dört. Geç. Altı. Al bu da yedi. Şuradan dal içeri abi. Hayır, ekleyelim abi, satılsın yani, malzemeden para gelsin. O TT jetonlar lazım bana, bir sürü şey alacağım daha. Hop, güzel. Bak 193 getiriyor şimdi. Şimdi hazır gitmişken gelirken bana bir tane daha kakao tohumu getirsene sen ya. Vallahi adamsın adam, getirirsin sen, ben güveniyorum sana. Roketi fırlatalım, roket gitsin. Biz şunları yapacağız. K2 gübre. Yani bana iki tane metan tüpü lazım. Süper alışım lazım. Gübre, tamam, düşünme. K2 yaparsak hepsini yaparız. Şimdi şunu alıyorsun. Dört tane arı larvasını alıyorsun.
Ulan. Bunları yaptıktan sonra bunu koyuyorsun. Bana metan lazım değil mi abi bak. Açıyorsun. Bak metan tüpü. Bak kaki gübre larvamda var. Bir su şişesi alazom. Bir de süper alışım yapmam lazım. Dur. Süper alışımdan bol bir şey yapmıyoruz zaten. Ha gayret süper alışım anasını satayım. Şimdi en üste bir gidelim. En üst. Bak, ah, makine hazır. Kakko gelecek, kakko. Bundan buraya bir tane daha yapıp onu da buğday için kullanırız ama onun da sıkıntısı şu makine değil de buğday biraz pahalı da 4 tane alırlar orasının ikisini parçalayacağım. Kabak ve metan tüpü işi zaten hazır ama silikonum olmadığı için. Yukarı hemen yerlerine koyalım. Yani en azından oradaki kutunun içine belki şey yapar. Sıkıntımızı gidermek için şöyle yapalım. Ben niye iki tane gübre aldım ki? Gübreye de gerek yok. Neden diyeceksin? Bak göstereyim. Çık.
Bunu da parçalat. Şimdi mutajeni gönder abi. Parçalat. Diğer mutajeni de yolla. Onu da parçalat. Gördüğün gibi gübre var. K2 yapmak için her şey var. Lan. Ana. Şu yukarı çıkayım, şu larvaları bir bırakayım ben de. Yüsün. Bana yosun lazım. Yüsün. Yüsün. Gel lan. Şimdi bu bir yosun. Yosunum da var. Ne eksik? Kabak. Şimdi bir tane silikon elümde vardır. Şuna ihtiyaç var ya, bir tane enamını yapalım. Güzel. O tohumu oraya ektim. Şu sıradan larvayı yukarı bir atalım. Nerede lazım olacağı belli olmuyor bunların bana. Şimdi bak, buğday ve kakao işi değişti. Un, çikolata, bunları chestlere koymaya devam. Aha, acıktı lan bizim adam, dur. Yi çocuğum. Parametrelerim ne alemde?
Bak sıcaklıkla oksijen kudurdu gidiyor. Güzel. Biyokütlenin de hızı fena değil. Bir işte basıncı yükseltemiyoruz abi. Basınçla başım belada benim ya. Ya fena değil de daha yüksek yapabilirdim yani. O makine de çok şey istiyor abi. Osmium'u nereden bulayım ben şimdi? Ulan bu patlayıcıyla havaya uçurulabiliyor mu lan yoksa o? Bak aklıma yeni geldi ha. Dur lan bunu çevirmedik ki şeye. Kafa gidiyor benim de ya. Oraya gideceğim lan. Ulan şu bambasit tozla mı gidiyor yoksa? Denemedim ki hiç. Tıkalı tünele ben bir gideyim. Ne lan? Bizim tünel burası işte. Allah Allah. Patlayıcıdan yok edilebilir yazıyor diye o yüzden. Hoş olmadı. Burası dereydi lan, deniz mi olmuş?
Nereye gidiyoruz acaba? Bitti, gidemiyoruz artık. Evet, burası bayağı su ve göl, yani ne halt sallamamış işte. Valla. Çok şanslı adamım ben ya. Ver. Anasını satayım. Abi ciddi anlamda silikona ihtiyacım vardı. Buraya gelmem gerekiyormuş. Abi silikon ver. Sonunda ya. Ulan. Bu malzemenin kıtlığı yüzünden var ya. Lirma tohumu bitiyor, alayım bunu ya. Oh. Hey yavrum be, ne silikon çıktı be. Ulan biz buraya hiç gelmiyoruz diye bütün silikonu buraya atmış it. Senin spawnuna sıçam ben.
Gömülmüş lan. Ama bu silikon. Oğlum yolda başkası... Oh! Oh! Başka çıkar mı? Başka çıkar mı? Dömür bu. Çıktı. Maşallah maşallah. Hadi gidelim. Gezegeni dünyalaştırdık da şimdi öteki işi yapacağız, asıl mesele orada patlıyor. Motor şurada dursun, lazım olur. Devre kartını da koy. Neyse, süper alışım çubuğu var bir tane elimde. İyidir, iyidir. Ben bu güneş kuvarcını falan nerede kullanacağımı bilmiyorum ha. Yani bir şeyler var ama bilmiyorum, farklı aletler falan mı, uzaydan mı getireceğim, ne halt yiyeceğim anlamadım ama bagajı iç. Bir müddet rahatlatır bizi ya. Ömrümü yedi ya, silikon beni mahvetti ya. Tamam. Şimdi Reis Isko. Yani bitkiler bir kıpırdadı. Ben bir kakao bitkisi istemiştim, o gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Çak buraya kakaoyu, bunları da. Yani ufak ufak bir üretimimiz var. On tane falan var bundan abi.
bu da güzel para ediyor. Bak 13 jeton, 25 jeton. Bu zaten 80 dünya jetonu yani. 13 jeton bence gayet güzel. 2 uranyum falan diyor. Ben bunu yaparım. 2 uranyum bir iridium çubuğu süper alışayım. Bir. Ya da dur. İki anasını satayım. Yani yapabileceğime inandığım bir durum var şu an. Beş tane motor. Biraz daha sabrettiğim takdirde bir tur daha ipek satabilir, ipekten kumaş yapıp göndeririz. O arada da paramız yetiyorsa bir buğday tohumu daha isteriz. Şimdi kumaş yapacağım, satacağım. Üç tane gelecek. Buraya geldi mi? Fullememiz lazım. Tamam. Bir dakika, bunu yemeye bitiyor la. Bence hepsini gömecekler. Tahminlerimde yanılmadım. Hepsini gömdüler. Şu patlıcanları da bir gömçürebilir misiniz? Güzeller. Ye oğlum ye. Oo. Ulan bütün tarlayı yedi bunlar ya. Kabak değil de. Yapma. İçeride iki tane kaldı, iyi. Bayağı da büyüdüler ha. Şimdi
Ha, buradan değil, önden git, ön tarafa geç. %50'ye gelmiş. Ver yavrum şunları bana. Ver. Çok fazla şey item var şu anda ya. FPS'e yüklendi çok. Mis. Envanter değerimiz biraz düşükmüş. O zaman merak ettiğim şeyler burada mı acaba? Hayır. Allah Allah. O kendi de çıkartmadığına göre, o zaman benim bulamadığım çipler mi var bu? Bunu mu demek istiyorsun? Tamam. Şundan gönder bana, roketi fırlat. Yürü lan. Bunları daha hızlı almaya başladık ama. Lan. O diğer Allah. O diğer paneldeki işi de yaparsak. Kaç TTI? 3.14. Buradaki işimiz bitmek üzere ya. At buraya. Koy. Evet. 3.15 TI'deyiz. Biraz uzun sürecek bu iş ama olsun. Üretim hatlarımız devam ediyor. Hayvanlar falan filan. Inter Milan. Durum sıkıntısız. Değerli arkadaşlar. Yani benim için bu bölüm burada bitmiştir. Bir sonraki bölümde oyunu bitirmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik cümleten Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.